Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Evet, söylenebilir. Burada açık mavi ceket derken açık mavi sözcüğü bir niteleyici sözcüktür. Niteleme sıfatıdır. Turistik bir gezi derken turistik sözcüğü bir niteleme sıfatıdır. Bir kayanın üstünde oturan kadın, bir kayanın üstünde oturan niteleyici bir söz grubudur. İngiliz kadın, İngiliz sözcüğü niteleyici bir sözcüktür. Yinelemelere yer verilmiştir. Evet bu da söylenebilir. Renk renk, pul pul. Burada kelimeler tekrar ettirilmiştir. Yinelemeye yer verilmiştir. Gözlem gücünden yararlanılmıştır. Evet. Niteleyici sözcüklerden de bu durum anlaşılmaktadır. Gözlem gücünden yararlanılmıştır. Özellikle ilk cümlede. İnsana özgü bir nitelik doğaya aktarılmıştır. Evet bu da söylenebilir. Son cümlede Kekova'dan bahsederken Antalya'nın Demre ilçesinde ve Likya uygarlığının antik kalıntıları ve anılarıyla dolu konuklarının yüzüne gülümsüyor. Gülümsemek insana ait bir özelliktir. Burada insan dışı bir varlık için kullanılmıştır. Benzetmeye başvurulmuştur. Hayır. Bize verilen bu parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada verilen duygulardan hangilerine yer verilmiştir? Kekova'da gördüğü bir İngiliz kadından bahsetmektedir. Yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttığını söylemiştir. Renk renk pul pul olduğunu dile getirmiştir. Evet burada mutluluk duygusu işlenmiştir. Yani sevinç duygusuna yer verilmiştir. Ne güzel olmuş. Evet. Resimle ilgili bir beğeni dile getirilmiştir. Yani beğenme duygusuna yer verilmiştir coşku istekle yapılan bir durum, bir heyecan anlamına gelmektedir. Burada kadının Kekova'yı çok sevmesi, oradan ayrılamaması ve orada bulunmaktan mutlu olması coşku duygusunu göstermektedir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 numarada verilen duygulara yer verilmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür cümlesi getirilebilir. Evet bir azalmadan bahsedilmektedir. Bu azalmanın söz edildiği cümleyi bulmalıyız. O da iki numaralı cümledir. Bunların en önemlisi her türlü patolojik süreçten bağımsız olarak zihin etkinliğinin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür denilerek devam ettirilmelidir bu yargı. Cevabımız 2 numara B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? İnsanı insan anlatmak için hayvanlardan, kuşlardan, bitkilerden yararlanır. Bu bütünleşme içinde insanı anlatmaya çalışır. Baştan beri böyle olmuştur bu. Evet, insanı insanı anlatmak için hayvanlardan, kuşlardan, bitkilerden yani doğadan yararlanılır. İnsanla doğanın bütünleşmesidir bu boş bırakılan yerde dile getiren get, dile getirilen. Yani doğayla insanı, insanla doğayı bütünleştirir. Bu bütünleşme içinde insanı anlatmaya çalışır. Baştan beri böyle olmuştur bu. Cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Güzellik bizim duyduğumuz şekliyle güzellik anlatılamayacak bir şeydir. Onun ne olduğunu, hangi anlama geldiğini kimse söyleyemez. Evet, bir ve iki numaralı cümleler birbiriyle ilişki içerisindedir. Deneyle belleğe başvurursak bu duyunun değiştiğini, bulundukları yere ve koşullara göre değişen nesneler gibi onun da değiştiğini görürüz. Evet, güzelliğin değiştiği vurgulanmıştır. İlk üç cümle birbiriyle ilişkilidir. Bu da bizim bu duyuyu bu nesnelerin getirdiği çeşitli verilerden meydana gelmiş bir nesne olarak tanımlamamızı sağlar. Bu nesneler ve bu da göndermesi 3 numarayla ilgili değildir. Örneğin bu nesneler bir şekil kaç kez gösterilmişse ona göre ya da onu geçmişe bağlayan çağrışımlara göre değişir. Bu da bizim bu duyuyu evet. Yani 4 numara 5 numaradan sonra getirilmelidir. Örneğin denilerek nesnelerle ilgili bir durum söz edilecek. Sonrasında da bu da bizim bu duyuyu bu nesnelerin getirdiği çeşitli verilerden meydana gelmiş bir nesne olarak tanımımızı sağlar ifadesi getirilecek. Yani değişmesi gereken cümleler 4 ve 5'tir. E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Bir parça oluşturan cümleler tıpkı bir zincirin halkası gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağlılığı sağlayan unsur konudur. Cümleler kendisine önceki ve sonraki cümleyle anlamsal bir bağ taşımaktadır. Konunun dışına çıkılan cümle düşüncenin akışını bozan cümledir, anlatımın akışını bozan cümledir. Bize verilen bu parçada insanların cep telefonlarına bakmaktan kendilerini alıkoyamadıklarından bahsedilmiştir. Bunun da bir takım sorunları beraberinde getirdiğinden bu sorunlar için önlem alınması gerektiğinden bahsedilmiştir. 3 numaralı cümlede, bu arada daha sert tedbirler almaya gerektiren durumların olduğunda unutmamak gerekiyor cümlesi yer almaktadır. Hangi durumlar, hangi sert tedbirler bu durum açıklanmamıştır. Yani cep telefonuna sürekli bakmakla ilgili ortaya çıkacak durumdan mı yoksa başka bir durumdan bahsedildiği tam olarak belli değildir. Ancak diğer cümlelerde insanların, kullanıcıların cep telefonuna sürekli baktığından, sürekli vakit geçirdiğinden bahsedilmektedir. Cevabımız 3 numaradır. C seçeneğidir. Bu parçadan İlyada ile ilgili olarak verilen yargılardan hangileri kesin olarak söylenebilir? Tamamıyla düş gücünün bir ürünüdür söylenemez. Çünkü tarihi bir gerçeklikten yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu gerçeklik Truva savaşlarıdır. Sanatçının en başarılı eseridir. Bize burada en ünlü epik şiiri olduğundan bahsedilmiştir, en başarılı eseri olduğundan değil. Çok uzun ve renkli bir anlatıdır. Uzun olduğuna dair bir bilgi verilmemiştir. Başarısı yazarının düş gücünden kaynaklanır. Başarısından bu eserin başarısından söz edilmemiştir. Bu sebeple kesin olarak söylenemez. Gerçekler büyük ölçüde değiştirilmiştir. Çekirdeğini turva savaşları oluşturmaktadır. Ancak olağanüstülükler ve şaşırtma ögeleri de katılmıştır. Hayal gücüyle düş gücüyle beslenmiştir. Tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar da bu eserin içerisinde yerleştirilmiştir. Yani gerçekler büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kesin olarak söylenebilir. Cevabımız 2 numara B seçeneğidir. Bu parçada anlatılmak istenenler aşağıdaki atasözlerinin hangisiyle ifade edilebilir? Aynı olayı aynı dilde aynı türde biçimlendirmelerine karşın iki yazarın ortaya koydukları ürünlerdeki benzemezlik ancak üslupla açıklanabilir. Yani yazarlar farklı üsluplar ortaya koyarak birbirlerine benzemezler. Yani her birinin kendine has bir anlatım tarzı vardır. Bu da her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Atasözüyle ifade edilebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanat hayatınıza şiirle giriş yapıyorsunuz? Sonra hikaye, tiyatro, roman, hatırat tarzı eserler verdiğinizi biliyoruz. Neden şiirle yetinmediniz? Sizi farklı türlerde eser vermeye iten sebepler neydi? Sorusunun cevabıdır. Evet, şiirle neden yetinmediniz? Farklı türde eserler niçin verdiniz? Şeklinde bir soru sorulmuştur. Matematik sevdiğinden bahsetmiş fakat daha sonra şiire ve edebiyatın büyüsüne kapılıp şiir ve edebiyatla ilgilendiğinden bahsetmiştir. Aradığımız cevap bu değildir. Zıt kutuplarda yer alan şair ve yazarların birbirini tanıyıp anlamasına set çekildiğinden bahsedilmiş. Aradığımız cevap bu değildir. Hisara taşradan şiirler gönderdiğini fakat yayınlanmadığından Ankara'ya yolu düştüğü bir zaman tüm şiirlerin dosya şeklinde bu derginin kurucularından birine verdiğinden bahsetmiştir. Şiirin dışında başka türlerle ilgili yazına dair bir anlatım yapmamıştır. Sonuçta herkes öz eleştiri yapabilmelidir. Burada da öz eleştiriden bahsedilmiştir. Farklı türlerde eserler verdiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. Hep şiir yazarsam kendimi tekrar etme tehlikesine düşeceğimi hissettim. Ayrıca edebi türlerin birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılmadığını, karşılıklı beslendiklerini anladım. Burada niçin şiir dışında başka edebi türlerde eser verdiğinin cevabını vermiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçaya göre komşunun yaptığı el işaretiyle ilgili olarak verilen yargılardan hangileri savunulamaz? Komşusu ona bir el işareti yapmıştır. O bunu gel olarak anlamıştır. Yanına gitmiştir. Fakat gittiğinde aslında komşusunun ona sadece merhaba demek istediğini anlamıştır. Yani burada bu el hareketi bir el işareti sözsüz dil görevini yüklenmiştir. Bu yargı savunulabilir. Kişiler arası iletişimde önemli bir yeri vardır. Bu el işaretinin önemli bir yere sahip olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Bu yargı savunulamaz. Farklı kültürlerde farklı anlamlar iletmektedir. Evet, bu savunulabilir. Çünkü onun yapmış olduğu el işaretini gel olarak anlamıştır. Çünkü kendi kültüründe merhaba demek omuz hizasında el sallama olarak adlandırılmıştır. Yani farklı kültürlerde farklı anlamlar iletmektedir. Savunulabilir. 2 numara savunulamaz cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada Kastamonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Karadeniz bölgesinin batısında yer alan Kastamonu ifadesinde onun coğrafik konumuna değinilmiştir. Aynı zamanda köklü tarihini günümüze dek korumayı başarmış bir kenttir ifadesinde kültürel kimliğini günümüze dek koruduğuna değinilmiştir. Şehrin kuzeyinde Karadeniz iklimi hakimken güney kesimleri de İç Anadolu bölgesine özgü karasal iklim görülür. Burada da iki farklı iklimin yaşandığına değinilmiştir. Firik, Lidya krallıklarının, Makedonya krallığının ve Çobanoğullarının hakimiyet sürdüğünden bahsedilmiştir. Yani çeşitli uygarlıkları ev sahipliği yaptığına değinilmiştir. Türk hakimiyetine ne zaman girdiğine değinilmemiştir? Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçaya göre Halit Refi aşağıdakilerden hangisiyle nitelenemez? Hiçbir karşılık beklemeden son nefesine kadar ders vermiş, asla kadrolu maaşlı olmak istemeden çalışmış bir hoca. Yani gönüllülüğü ilke edinen olarak nitelenebilir. Sinemayı yaygın iletişim gücünden ötürü, toplumuna bir şeyler söylemek için meslek edinmiş bir yönetmen yani topluma söyleyecek sözü olan olarak nitelendirilebilir. Doğaya özellikle de kedilere tutkuyla bağlı bir insan yani çevre aşığı olarak nitelendirilebilir. Beklentisi olmadan canını adayacak kadar tutkuyla vatanına bağlı sonsuz insan sıcaklığı gönül cömertliği ile harika bir dost yani vatanını, yurdunu ve insanları seven olarak nitelendirilebilir. Zorluklarla mücadele eden şeklinde nitelendirilemez çünkü bu şekilde bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçaya göre gerçekte yaratıcı olmak verilen durumlardan hangilerini gerektirir? Yazmak sözcüklerle gerçekleştirilen bir eylemdir. Öz anlatıya giden yol onların evreninden geçer. Bu evrenin yasalarını yeterince tanımayan bir kimse gerçekte yaratıcı olamaz. Yani kullanılan dilin bütün girdilerini, çıktılarını bilme gerektirir. Sıradan sözcükleri sıradanlıktan kurtarıp onlara yeni tatlar katan da imgelerdir. Bunu gerçekleştirdiğinde de yine yaratıcı olunabilir. Yani sözcüklerin gündelik kullanımıyla yetinmeyip onları özgün anlamlar yükleme gerektirir. Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışma. Evet. Burada özellikle vurgulanan sözcüklere hakim olmadır. Onların üzerinde durmadır. Ancak burada onların üzerinde fazla durmadan üretkenlikten bahsedilmektedir. Böyle bir şey gerektirmez. Cevabımız 1 ve 2'dir. C seçeneğidir. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dolaylı anlatıma başvurma vardır. Kuramcı Richard Blackmore'un dediği gibi eser büyük ölçüde sanatçının sözcüklerle samimi olmasını sağlayacak bir serüvenden sonra ortaya çıkabilir. Şurası kuramcı Richard Blackmore'un dediği. Fakat Blackmore'un dediği şey doğrudan tırnak içinde Aynen bize yansıtılmıyor. Dolaylı olarak anlatılıyor. Onun için A seçeneği doğru. Bu ifadede aynı zamanda tanıklıktan yararlanma var. Yazar düşüncesini desteklemek için Richard Blackmore'un sözünü alıntılamış ve onu tanık göstermiştir. Düşünceyi onaylama da var burada. Blackmore'un dediği gibi diyerek onun düşüncesi onaylanmış. Onun ileri sürdüğü görüş ya da konuyla ilgili görüş onaylanmıştır. Tanım yapma. Tanıma da yer verilmiş. Nerede tanım var? Yazmak sözcüklerle gerçekleştirilen bir eylemdir. Yazmak nedir? Sözcüklerle gerçekleştirilen bir eylem. Tanımlayıcı bir ifade. Yazmak eyleminin ne olduğu tanımlanmış. Yazmanın ne olduğu. Yazmak nedir? Sorusunun cevabı burada var. Yazmak nedir? Sözcüklerle gerçekleştirilen bir eylemdir. Tanımlayıcı bir ifadedir. B seçeneği de doğru. Atasözü kullanma bu yoktur. Bize verilen bu metinde atasözü kullanılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Edebiyat toplumu etkileyerek biçimlendirir. Edebiyatın toplumu etkileyerek biçimlendirdiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. Sanatçılar toplumsal iletilerin sözcüsüdürler. Sanatçılar için sözcü nitelemesi, tanımlaması yapılmamıştır. Sanatın kendine özgü ilkeleri onu ayrıcalıklı kılar. Evet sanatın böyle ayrıcalıklı ilkelerinden söz edilmemiştir. Sanatçının dünya görüşü eserlerin temelinde yer alır. Evet sanatçının dünya görüşünün eserlerin temelinde yer aldığından söz edilmemiştir. İster romancı olsun, ister öykücü, ister ozan, ister oyun yazarı olsun, onları çağlarından soyutlamak olanaksızdır. Yani bir sanatçıyı içinde bulunduğu çağdan, dönemden, toplumdan soyutlamak olanaksızdır. Bir sanatçının çağına tanıklığı doğal bir olgudur. Bu yüzden de bilinçli ya da bilinçsiz çağlarına tanıklık ederler onlar. Bu yargıya ulaşılabilir cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadan sanatçıyla ilgili olarak verilen yargılardan hangileri çıkarılabilir? İster romancı olsun ister öykücü ister ozan ister oyun yazarı olsun, onları çağlarından soyutlamak olanaksızdır. Bu yüzden de bilinçli ya da bilinçsiz çağlarına tanıklık ederler onlar. Yani istese de istemese de çağının havasını solur yargısı çıkarılabilir bilinçli ya da bilinçsiz ifadesinden bunu anlıyoruz. Çağıyla sanatı arasında doğrudan bir iletişim vardır. Evet, çünkü onları bulundukları toplumdan, dönemden, çağdan soyutlayamazsınız. Yaşadığı dönem duyarlılığını ve birikimini biçimlendirir. Bu da büyük ölçüde sanatçının dünyayı algılayışı, yansıtışı, onu yeniden biçimlendirişi ile ilgilidir yaşadığı dönem duyarlılığını, birikimini biçimlendirir, yargısına ulaşabiliriz. Çünkü onun dünyayı algılayışını, onu yansıtışını, yeniden biçimlendirişini hepsini etkilemektedir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 numaralı yargılar çıkarılabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarların yarına kalabilmesinin koşulu belirtilmiştir? Evet, yazarların yarına kalabilmesi onun kalıcılığıdır. Ve bu kalıcılık 3 numaralı cümlede dile getirilmiştir. Çağına tanıklık etmeyen yazarlar, ozanlar yok gibidir. Ancak bu tanıklık sanata özgü yasalar, ilkeler ve kurallar içinde yapılırsa kalıcılık kazanır. Cevabımız 3 numara, C seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bu tarz sorularda verilen parçada iki konu bulunmaktadır. İki konu bulunduğu için de iki paragrafa ayrılabilir. 5 numaralı cümleye kadar olan kısımda bir toplumun yaşayış biçiminin onun diline olan etkisi dile getirilmiştir. İngilizcede yeşili anlatan sözcük sayısı 4, 5 bilemediniz 6'dır. Ancak Türkçede birçok sözcük kullanılmaktadır. Bu da yaşama biçimiyle ilgilidir denilmiştir. 5 numaralı cümleden sonra ise sözcük sayısının farklılığı dilin zenginliğiyle ilgili değildir denilmiştir ve bu açıklanmıştır. Dolayısıyla konu değişmiştir. Konu değiştiği için 5 numaralı cümle ikinci paragrafın ilk cümlesidir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Anlatım gücünün yüksek olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Somutlayıcı bir dil olduğu da söylenmemiştir. Sözcük türetmeyi elverişli olduğu da yine dile getirilmemiştir. Yabancı dillerin etkisi altındadır. Böyle bir etkiden söz edilmemiştir. Toplumumuz doğayla iç içe yaşaya, gel yaşaya gelmiştir. Bunun için de doğadaki varlıkları en ince ayrıntılarına kadar ayırıp adlandırır. Yani Türkçe doğaya dönük bir nitelik taşır söylenebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Türkçede yeşili karşılayan sözcük sayısı İngilizcedekilerden çok diye Türkçenin İngilizceden daha zengin bir dil olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz elbette. Çünkü toplumumuzun yaşama biçimiyle ilgili bir olgudur bu. Evet. Yani bu parçada asıl vurgulanan zengin, fakir gibi nitelemelerle dilleri nitelendirmek bilimsel gerçeklerle bağdaşmazdır. Cevabımız C seçeneğidir.